Günaydın. Saat şu anda 9. Nasıl yataktan kalktım bilemiyorum. Şimdi Sevinç abla gelecek. Öğleden sonra gideceği bir yer daha var. O yüzden erken geliyor. Normalde benim olduğum gün kimseyi almıyor. Biraz büyük olduğu için ve ekstradan ütü falan da olunca yaptığımdan. Genelde tek bana geliyor o gün. Ama bugün başka bir yere daha gidecekmiş. O yüzden sabahtan gelsem olur mu dedi. Burak şimdi evde. 24'üne kadar raporlu. Hala gider mi bilmiyorum ama biraz iyi olunca işe giderim dedi ama şu an için evde. Kapısını kapattım. O uyanana kadar önce balkonu temizler Sevinç abla. Kapalı balkonu, camları falan güneş gelmeden silmek istiyor. O şekilde şimdi onun bezlerini ve temizlik malzemelerini çıkaracağım buraya. Ondan sonra bakalım neler yaparız. Birlikte göreceğiz gün içinde. Bezler var. Her yer için farklı bez kullandığı için ve yerleri de eliyle sildiği için şu halde annemin eski verdiği bezler var. Genel olarak atletlerle çok iyi temizlediğini söylediği için bol bol eski atletlerden kestim. Bunları mutfakta falan kullanıyor sanırım. Şunları da işte yer silmek için kullanıyor. Böyle renklileri kendine göre ayırmış. Şuradan çıkaralım. Hatta direkt bu şekilde çıkarsam da olur. Orada kolaylık olsun. Cam sil. Buraları bunlar temizliyor. Şurada çamaşır suyunu da çıkaralım. Başka parçalıyoruz. Böyle sarsak. Şu yerleri silmek için dikse. Ben bunu kullanıyorum. Çok güzel kokuyor gerçekten. Sevinç abla sildiğinde de ekstra bir kokuyor. Şu da cifin böyle tüm yüzeyler için olanı. Bunu da yine yer silme kovalarınıza damlatabilirsiniz. O şekilde şimdi bu kadar. Şunları Sevinç abla geldiğinde ayarlar. Burada kovası da var. Siz benim balkonumu gördünüz mü? Gerçi burayı sizinle birlikte yaptık. Bunları ayrı bir videoda göreceksiniz. Çam ağacımızla ilgili minik bir problem yaşadığımızdan. Onu da ekleyip bu videoyu öyle sonlandıracağım. Balkonuma kış geldi resmen. Ve dün burayı yaparken yağmur yağıyordu. O kadar güzel oldu ki. Çok hoş. Güzel görüntüler çıktı. Instagram'da paylaşıyorum zaten. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi Sevinç abla geldi. Eşi bırakıyor onu genelde buraya. Ben de kendime suyumu bir doldurayım. Sebil'in suyunu çektik ne ya? Sebil'in fişini çektik. Hop geldi Sevinç abla. Şimdi buranın antibiyotik saati yaklaşıyor. O yüzden hemen hızlı bir kahvaltı hazırlayacağım. Sevinç abla şu an balkonu yapıyor. Biz de daha sonra oraya geçeriz diye düşündük. Önce çayı koyayım. Bakın balkonuma da kış geldi. Buraya da havlumu serdim. Çok güzel oldu. Kahvaltılıkları çıkaralım.
kahvaltımız hazır. Şimdi biz hızlı bir şekilde kahvaltımızı yapacağız. Çünkü buranın antibiyotik saati gelmek üzere. Artık seninle görüşelim. Bir ortalığı toparlayacağım. Kahvaltımızı yaptık. Sevinç abla da balkonu bitiriyor. Böyle hemen ortalığı toplayayım. Aha, burası da bitti. Pırıl pırıl oldu camlar falan. Tertemiz. Sevinç ablacığım sağ olsun. Şimdi o salona geçti. Ben de buraları toparlıyorum. Mutfak işi hiç bitmiyor yani. Ya toparlamakla ya şeyle geçiyor. Yemek yapmakla. Ocağı da sileceğim. Temizlik yapılıyorken ben de neresine ilişkiyim. Temiz temiz olsun. Şu siyah beyaz neresimlerini sereceğim. Sizin çok sevdiğiniz. Bunları da yıkamaya atacağız. Ve Burak'ın da sizin de en sevdiğiniz nevresim takımına serdim bugün. Hazır temizlikte oluyorken böyle mis gibi olsun. Biz bir haftadır falan oturma odasında yatıyoruz. Oturma odasını da toplayacağım şimdi. Şimdi de şu tüy toplayacağım. Burak kahve yapıyor. Buranın son hali. Bugün kardeşim bizde kalacağı için bunları yıkayayım. Ona ekstradan gelip bir nevresim takımı çıkaracağım. Bunları da yıkamaya atarım artık. Böyle. Bir haftadır yerleşmiştik buraya. Hem nevresimler de temiz temiz olsun. Burak da temiz yerlere yatsın istiyorum. Yarın da çünkü dikişleri alınacak. Mikrop kaptırmayalım. Kocam da kahvelerimizi yaptı. Eline sağlık aşkım. Hangisini seçtin? Aynen. Sevinç abla ona koy sana. Sevinç abla koy. Tamam. Hadi bir de koca burunlara koy. Güzel balkonumuzda bir kahve keyfi yaparız. Ve video sonrası mutfağın hali. Şimdi buraları toplayacağım. Sevinç abla gitti. Onun bezlerini yıkayacağım ama ondan önce. Önce onları atalım. Ondan sonra mutfağı toparlayayım. Mutfağı toparlayayım ki bir smoothie yapacağız Burak'la birlikte. Akşama kardeşim geliyor. Ondan sonra da akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağım. Bugün Balıkesir mantısı yapacağım. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Salçalı oluyor bizim mantımız.
Gösteririm zaten birazdan, anlatırım. Sevinç abla bu şekilde işi bittikten sonra bu kovanın içerisine kullandığı bütün bezleri koyuyor ve ben bunları ayrıca bir şekilde yüksek derecede yıkıyorum makinede ve daha sonra atıp hazır bir şekilde saklıyorum. Bu kovayı da yıkıyorum ekstradan. Sağ olsun, böyle bana kolaylık sağlıyor zaten. Bütün çöplerimizi de ekstradan çıkartıp boşaltıyor. Devresinleri yıkamıştım biliyorsunuz. Onları asmış biz markete gittiğimizde. Biraz Burak için yürüyüş olsun diye dışarı çıktık. Biraz Burak için yürüyüş olsun diye yine dışarı çıktık ve çıkmışken eksiklerimizi aldık. Biraz sonra Burak'la bir San Sebastian cheesecake yapacağız. Yine canımızın tatlı istediği bir zaman ve ne zamandır da gerçekten bu tarifi yapmak istiyorduk. Daha önce yaptı, yine önceki bir karantinalarda. Şimdi bakalım onu yapacağız. Bu ışık da oldukça sarıymış. Çok sarı gösteriyor. Ben de duş aldım hemen. Telefonumu da o sırada şarja taktım. Şimdi şu makineyi çalıştırayım. Ondan sonra gelin birlikte mutfağı toparlayıp San Sebastian cheesecake'imizi yapalım. Şimdi ben bunu normalde çok fazla yapıyorum. Zaten siz de biliyorsunuz artık. Burak ve kendim için iki tane yapacağım. Birazcık böyle öğle yemeği, işte ara öğün tarzı bir şey olsun istedim. Ve böyle bozulmak üzere olan muzlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bunu aynı zamanda normal blender'da da yapabilirsiniz eğer ki smoothie makineniz yoksa. Şart değil yani. Daha önceden ben o şekilde yapıyordum. Şimdi bir kişi için genel olarak bazda ben bir muz kullanıyorum. Ve bu muzlar birazcık küçük. İçlerinde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Meyve olarak frambuaz ekleyeceğim. Pembe bir smoothie yapmak istiyorum. Çünkü elimizde de bu smoothie'ler kalmıştı. Şu geçen gün aldığım kremalardan ekleyeceğim. Bakalım değişik bir lezzet verir gibi düşünüyorum. İkimiz için birer tane şöyle koyuyorum. Çok az pudra şekeri koyacağım. Biliyorsunuz normalde ben sağlıklı yaparım ve bal koyarım genelde. Şimdi böyle birazcık kaçak bir pudra şekeri ekleyeceğim. Tat durumuna göre gene böyle. Yulaf ekleyecektim ama eklemekten vazgeçtim. Çünkü akşam yemeğine kadar acıktırmaz bizi bu. Oldukça tok tutuyor çünkü bu tarif. Şimdi üzerine kadar süt ekliyorum. Aslında bildiğiniz meyveli süt hazırlıyoruz. Frambuazlı. Böyle tam iki kişilik oldu. Nasılmış? Mükemmel. Beğendi. Çok beğendim ben. Valla. Valla. Burak çok fazla tercih etmiyor. Çünkü genelde ben bunu fazla sağlıklı yaptığım için yulafı falan çok fazla sevmez. Böyle minicik hileyle lezzetli hale getirdik. Ve içerisinde de birer tane de krema var. Krema olduğu zaten belli değil. Çok seviyorum ya. Sıklıkla yaptığım bir tarif zaten. Şimdi biz bunları içelim. Büyük ihtimalle birazdan sizinle San Sebastian yaparken buluşacağız. Şimdi Sevinç abla evdeyken biz de Burak'la dediğim gibi hem yürüyüş yaptık hem markete gittik. Hızlıca size aldıklarımızı göstereceğim. Bu sefer poşetlerimi götürmeyi unuttum. Bu kasa arkasında 10 liraya düşmüştü. Havlu kağıt her zaman lazım. Biz Burak'la havlu kağıt, tuvalet kağıdı ve bulaşık makinesi tableti. Bunları hep stokluyoruz. Normalde Dixie kullanıyorum biliyorsunuz. Çok da memnunum hatta. Bu sefer 101'de olmadığı için bu Mutlu Yuvam Bingo'nun bu kokusunu aldım. Bu beyaz sabun kokulu. Gerçekten güzel kokuyor ve büyük. Sevinç abla azaldığını söyledi. O yüzden ondan aldım. Sünger üçlü. Şunu denemek istedik. Bunu Burak tavsiye etti. Yani birkaç yerde görmüş. Hani güzel olduğunu söyledi. Ama motor resmi var üstünde. O yüzden bunu denemek istiyorum. Benim de mutfağımdaki temizleyicilerim bitmek üzereydi. Bunu kullanacağım. Bu arada ben bunları yine dezenfektanla beklettim. O yüzden şimdi gösteriyorum.
Domates dost yine azalmıştı. Bir tane büyük boy çöp poşetim. Petit beurre bisküvi, bunlar bisküvili pastalarımız için. Yine tatlılar için iki tane süt. Bizim evimizde en çok süt gidiyor gerçekten. Çok tüketiyoruz. Bir tane mayonez, miniş. Krem şantimiz bitmişti. Yine size geçenki söylediğim tarif için, pudingin üzeri için böyle bolca krem şanti aldım. Sonra mısır unu aldım. Belki bir tane videomda birlikte yaparız. Mısır ekmeği yapmak istiyorum. Balla falan yenince çok güzel oluyor. Burak teyzesinde yemiştik bir keresinde. Ben de denemek istedim. O yüzden mısır unu aldım. Ve neyse, bunu en son göstereceğim malzemeleri. Çubuk tarçın aldım. Bu da yine işte neyin içindi? Bitki çayları için falan demlerken böyle çubuk tarçın. Gelelim en heyecanlı malzemelere. Burada acaba bunlarla ne yapacağız? Bu kadar çok beyaz peynirlerle. Az sonra Burak'la size bir San Sebastian tarifi vereceğiz. Yani birçok yerde tarifini bulabilirsiniz ama biz nasıl yapıyoruz? Ama Burak'ın tarifini bulamazlar. Evet, Burak'ın tarifini bulamazlar. Burak daha önceden yaptı ve çok güzel olmuştu. O yüzden şimdi bir kere daha yapacak bizim için. Ben daha önce bir kere yaptım, yılbaşında yapmıştım Ecem ablamlarda. Hatta o video var, hemen koyabilirim şuraya bir yerlere. Ve iki tane krema gerekiyor bunun için. Yumurtası biraz fazla oluyor diye biliyorum. Yumurta evimizde zaten bolca mevcut. 5 tane. 5 tane gerekiyormuş. Labne. Bunu normal kendimiz yemek için aldım. Ve sütlü çikolatalar yine üzerine eritmek için böyle bolca sütlü çikolata aldık. Evet, market alışverişimiz bu şekilde. Şimdi ben bunları hızlı bir şekilde yerleştireyim. Aynı zamanda az önce yaptığım sütü içiyorum. Onu içeyim. Ondan sonra... Burak çok beğendi bu arada. Kaşıkla sıyırdı dibini. Bunları halledeyim. Ondan sonra malzemeleri çıkartacağım ve birlikte San Sebastian yapacağız. Şimdi şurada hafif bulaşıklarımız var. Onları görmeyin. En son hepsini bir yıkayacağım çünkü. Önce malzemelerimizi söylesin Burak size. Ondan sonra biz hızlıca yapmaya başlayacağız. 800 gram. Yani bunlardan 4 tane. Aynen. Beyaz peynir. 2 tane krema. Bir tanesi keki için. Bir tanesi de çikolataları eritmek için. Evet. Bir su, bir yemek kaşığı un dolu dolu. Bunu da şeyden, süzgeçten geçirip dökeceğiz. Tamam. 5 tane yumurta. Üstü için 4 tane çikolata. Bu kadar. Şeker ne kadar miktarımız? 1,5 su bardağı. 1,5 su bardağı da şeker kullanacağız. Yumurta kokmuyor çünkü çok büyük bir ölçü çıkıyor. Ve bunun için şey kullanacağız. Kilitli kek kalıbı. Zaten onları birazdan görürsünüz. Kekli olması lazım. Şimdi siz şöyle birazcık yakınlaştırayım rahat görün diye. Bizi de görün istiyordum ama. Ben de yardımcı eleman, ortalığı toplayan. Şöyle toplayacağım ben de. Sen biraz sıyır. Ama bir sıyırıcı ver o zaman. Bir kaşıkla sıyır işte, kaşık için. Bunu daha güzel sıyırabilirim. Bir tane dolu dolu atıyoruz. Şimdi de sıyırıyoruz. Biraz yoğun olduğu için ilk aşamada bununla çırpabilirsiniz. Çünkü oldukça yorucu oluyor. Şekerlerin de tamamen erimesi gerekiyor. Şimdi sen yumurtaları kır. O kadar yakışmış ki şeker. Ben tek tek yumurtaları kıracağım. Tek tek hepsini yedirmesi gerekiyor Burak'ın.
Yumurtaları şimdi tamamen tek tek olacak şekilde yediriyorsunuz hem kokmaması için. Tamamen yedi. Zaten oldukça sıvı bir kıvam oldu şu an. Bu aşamada artık kremamızı ekleyebiliriz. Zaten hiç bütür gelmemesi gerekiyor. Şu an gayet iyi. Bir paket krema. Aslında bakarsanız oldukça pahalı bir tatlı. 5 liradan tanesi çünkü krem şeylerin, peynirlerin. Ya daha pahalıları da var. Daha pahalıları da var. Yani 25 lira zaten sadece onlar yapıyor. 2 tane krema çikolatasında yapacağız da. Sen gidin kendini dışarıda yiyin. Dışarıda yeseniz bir tabağa ne kadar oluyor aşkım? 15 lira falan herhalde. Yani aynı fiyata geliyor. Uğraşmaya değer mi? Kalabalık bir şekilde yiyecekseniz güzel. Biz şimdi bundan annemlere de yollarız. İncilere yollarız. Kardeşim de yiyecek. Bolca hemen yiyelim. Birer gelin. Şimdi unumuz da geldi sıra. Eleyerek koyuyoruz. 200 gramdan 4 tane, aynen 800 gram beyaz peynir kullanıyorsunuz. İşte bu pınar beyaz olabilir. Milk'ten kullandık biz Şok'un. Ondan sonra bir paket krema, bir paketini de böyle çikolata için saklıyorsunuz. 1,5 su bardağı şeker, 5 tane yumurta, bir kaşık da un kullanacaksınız. Onu da elekten geçireceksiniz. 200 dereceye ayarlıyoruz. 600 tonlu mu? Yani daha iyi olur öyle. 30-35 dakika arası pişecek çünkü. 40 dakikayı bir ayarlayayım. O ısınacak çünkü. Alt üst ayarladım. Şimdi kelepçeli kalıbımı çıkaracağım. Eyvah. Kazav. Gami kırdı mı bir şeyler? Aa, kayıtlara geçti. Aa, kedirler kırılmamış. Aa, bunlar da iç içe girmiş. Ay ne yapacağız? Nasıl girmiş? Düşünce. Ya nazar çıktı. En sevdiğim. Of neyse Migros'tan almıştım. Gene alırım da kedileri nasıl ayıracağız? Asıl? Sıra videolarımda çok kaza oluyor. Kırılacak gibi aşkım. Şöyle döndür. Ay. Bunlarda bir şey yok. Neyse küçük bir kaza nazar oldu. Evet nazar. Zaten iki kişiydik. Üç bardak ne kadar saçmaydı arkadaşlar. Evet şimdi... Kelepçeme kilitliyorum. Daha önce kullanmadınız mı yoksa Gamze Hanım? Kullandık sanki. Bilmiyor musun nasıl kullanılır? Evet, kullanmamışım. Tamam, yaptık. Şimdi bunun altına ne yapıyoruz? Çok az bir su dökeceğiz. Yedirecek miyim? Hemen şöyle azıcık. Girdi mi? Biraz daha koyabilirsin. Aynen. Bak pişirme kağıdını çıkardım masanın üstünde. Akrobatik hareketler. O şey için. Kolay çıkması için içinden. Çıkarttım yani, masanın üstünde bak. Yani hiç şeye gerek yok aslında o zaman. Yağlamaya mı? Yağlamaya evet. Gerek yok. Bunu kesmem gerekiyor mu esasında? Biraz atar anca yeter o. Hatta bak kısa bile kaldı kendileri. Aynen. Şunu alır mısın? Çok yüksek olabilir korkmayın. Bir de daha da şişecek zaten pişince bu. Evet. Şunu nasıl yiyebilirsin aşkım? Sıvı zaten böyle olması gerekiyor. İçinin akışkan olması çok önemli. Üstü yanık olacak. 35 dakikada falan pişiyor. Ama yani siz gene kontrol edin. Aynen. Üzeri güzelce yanık olsun. Bizim çok, fırınımız hızlı pişiriyor çünkü. Çok yanık seversen biraz yanık olsun. Yanık? Kız yanık. Açılmaz değil mi? Güzel kilitledin. Kilitledim. Alttan boş diye vallahi bir çıkarsa görürsün. Böyle bile çok güzel. Koyuyorum bak. Altın tutsana o zaman. Tamam. Fırına veriyoruz. Tencereye ocağa ekliyoruz. Ortada mı pişecek? Ne yapayım? Nereye koyayım? Bilmiyorum ki orta herhalde. Ya kontrol edeceğiz nasılsa sıkıntı olmaz. Evet şimdi 40 dakikaya ayarlı. Ama biz gene kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. San Sebastian pişiyor. Şimdi size meşhur Balıkesir mantımızı göstereceğim. Balıkesir'de bu mantıyı her yerde bulabilirsiniz. Yani böyle sade mantı diye geçiyor. İşte pazarlarda ondan sonra yöresel ürünler satan yerlerde her yerde var aslında. Hatta biz marketten almıştık galiba.
Böyle kızarmış gibi. Üzerinde nasıl yapılacağı zaten yazıyor ama ben nasıl yapıyorum onu anlatayım size. Bu salçalı bir mantı oluyor aslında. Salçalı ve tavuklu. Burak'ın en sevdiği mantı bu. Kardeşimin de hatta. Diğer o bildiğimiz klasik mantıyı çok sevmezler. Bir kaşık dolu dolu domates salçası koyacağım. Bazen soğan da koyuyoruz biz ama bugün sadece domates salçasıyla yapacağım. Çok azıcık kavuracağım onu zeytinyağında. Daha sonra üzerine suyunu ilave edeceğim. Salçalı suyumuza mantımızı ekleyeceğiz. Daha sonra daha önceden haşladığım tavuk eti. İsterseniz o an haşlayıp suyunu da kullanabilirsiniz hatta. Daha da lezzet verir. Böyle ben tavuk göğsünün yarısını haşlayıp difrize atmıştım. Onu kullanacağım ve nohut. Hepsi bu kadar. İçerisine tuzunu ilave ediyorsunuz. Böylece pişiyor. Çok pratik ama bize yöremize özel olduğu için göstermek istedim. Belki merak eden, deneyen, denemek isteyenler olabilir. Şimdi ben bunu yapmaya başlıyorum. Bu arada demleme usulü gibi yapacağız. Yani pilav ya da makarna, pilav gibi düşünebilirsiniz. Makarna gibi süzmeyeceğiz. Çünkü salçalı bir su hazırladığımız için o şekilde pişmesi gerekiyor. Böyle üzerine gelecek kadar suyunu koydum. Tavuğunu, nohutunu hepsini atıyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde pişecek. Yumuşadıktan sonra suyunu çektiyse tamam. Eğer ki yetmezse biraz daha su ekleyebilirim. Difrizdeki şeyler gördüğünüz gibi yine hayat kurtarıyor. Çok pratik bir şekilde. Ne balıkesir mantısını yapabiliyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Bizim mantımız diye söylemiyorum ama ben de çok severek yerim. Tuzunu da ekledim. Üzerine sadece isterseniz sarımsaklı, isterseniz normal süzme yoğurt yapabilirsiniz. Şuna bakın. Nasıl bir koku sardı mutfağıma anlatamam size. Çıkaracak mısın? Çıkartmayayım mı? Tamam. İstersen aşağıdaki şeyleri kullan. Allah. Bakayım. Dur. İşte tam olarak böyle olması lazım. Bıngıl bıngıl. Sen aşağıdan al. Burada balıkesir mantım. Bunu göstermek istiyordum. Tam üzerine gelecek kadar işte pilav gibi düşünebilirsiniz. Şu an kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bol tavuklu, bol nohutlu balıkesir mantımız. Ve suyuna bakayım önce. Valla bizim... Balıkesirimizin diye söylemiyorum ama gerçekten güzel oluyor. Deneyin. Güzel. Yummy. Çok güzel. Aynen sosu. Harika gözüküyor. Becerdik Burak. Böyle bekleyecek değil mi bu? En son çıkaracağız. Çünkü şu an sıcağıyla yumuşaktır. Şimdi böyle bir saat falan bekleteceğiz bunu. Yani su olsun. Soğuduktan sonra çıkarırız. Buna. Güzel olur. Şimdi dünden yeşil mercimek çorbam vardı. Burada da kabak yemeğim var. Zeytinyağlı. Bunları da yanına çıkarırım. Böyle bugünkü menümüz de hemen pratik. 2 dakikada oldu. Furkan da çok sever balıkesir mantısını kardeşim. O yüzden onu yapacağım. Şimdi yoğurdumuzu da hazırlayayım. Şu an biz bu videoyu çekerken yeni videom yayınlandı. Günlük vlog. Ve istatistiklere bakıyorum da gerçekten günlük vlogları çok fazla sevip izliyorsunuz. Aslında farklı içerikler daha çok dikkat çekmesi lazım. Tam anlayamadım. Neden günlük vlogları daha çok seviyorsunuz? Yorumlarda yazın. Her zaman aynı şeyler olmasından sıkılır mısınız bilemediğim için aslında günlük vloglarda biraz tereddütte kalıyorum. Ama sevdiğinizi bildiğim için bol bol da çekmeye çalışıyorum. Şimdi mantım pişiyor. Fırını açtım biraz soğuması için. Gerçekten San Sebastian bayağı iyi oldu. Daha önce yaptım ama kocam beni geçmiş yani. Onun tarifi tam ölçülü. Aşağıya yazacağız zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Çok güzel bir şey ya. Gerçekten uzun zamandır canım istiyordu. Nefis. Şimdi soframızı hazırladım. Babam geldi. Hatta yemek getirmiş. Ofiste yine bugün fazla yemek gelmiş. Burada şöyle bir tatlı var. Kadayıf galiba. Bir saniye açayım göstereyim size. Hatta sabitleyeyim. Ofiste fazla yemek geldiğinde... Daha önce Burak da getirmişti zaten biliyorsunuz. Böyle biraz kadayıf tatlısı kalmış. Onu getirmiş.
biliyor musunuz bilmiyorum. Buran en sevdiği yemek kadayıf şey kapuskadır. En sevdiği yemek. Bunu o yüzden yarına saklayacağım. Çünkü bugün fazlasıyla yemeklerimiz var. Yarın öğlen falan acıkırsa yer. Furkan pek sevmez de. Burada da mercimek çorbası vardı galiba. Bunları ben yıkayıp tekrardan babama vereceğim. Hem tatlıyı götürür yarına. Burada da mercimek çorbası. Bunu da yarın içeriz. Böyle bunları boşaltıp yapayım şimdi. Ama ondan önce bir kargom da gelmiş. Ben Burak'ların ofisini veriyorum kargolar için. Onu bir açalım. Çünkü nöbete gittiğimde evde olmadığından genelde oraya soruyoruz. Bu sanırım ayakkabısı. Hotiç'ten biliyorsunuz kendime bir siyah ayakkabı almıştım. O da Burak için. Çok büyük indirime denk geldik gerçekten. Of, çok güzel. Yani bir favorilerim eklemiştim 150 lira falandı. Sonra aradan biraz zaman geçti 80 liraya düştü şu ayakkabı. Burak bu tarzı çok fazla giyiyor. Yani dedim artık hani bunu sen almazsan en sonunda ben alacağım. Sonra aldık ve gerçekten çok güzelmiş. 43 numara giyiyor Burak. Altı biraz böyle hani şey normal kaydırabilir yani. Birazcık yazlık mevsimlik gibi. İç kısmı yumuşak güzel. Kaliteliymiş çok. Aynen güzel yani. Böyle seve seve giyer ayakkabıları gelmiş. Bu arada bakayım. Şimdi kaldırayım. Selam. Selam canım. Kardeşim merak edenlere. Benden selam olsun herkese. Bütün takipçilerimize. Evet, benziyor muyuz? Bütün GKFC fanları. GKFC. Az sunumlu. Yarın çatı. Az ve öz. Şimdi keyif yapıyoruz bakalım. Kahve keyfi. Evet. Ablacığım. Enişte yapmamız.